Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Hakan Bal. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bu arada her videonun başında uyarmam lazımmış. Kanalımıza üye olmayı unutmayın. Evet, bugün neredeyiz? Bugün Antalya Düden Şelalesi'nin yan tarafındaki kafelerden birindeyiz. Aslında burada hiç durup da böyle bir kahve içmeye ihtiyacım yoktu ama akan suyu görünce bununla ilgili bir video çekmeye ihtiyaç duydum. Hangi akan sudan bahsedersek, şöyle bir çevireceğim kamerayı. Gördüğünüz gibi Einstein'ın bir lafı var arkadaşlar. Der ki gün gelecek dünyada su savaşları olacak. İşte bu su savaşları olur olmaz sohbetinden yola çıkarak ben de böyle bir video çekmeye gereği duydum. Yani şöyle, Düden Şelalesi gibi Antalya'da 3 tane denize akan şelale var. Acaba kaç metre küp su denize akıyor diye düşündüm. Oturdum hesapladım. Milyon okunamıyor yani. Milyar metreküp çıktı arkadaşlar. Yani şöyle kısadan anlatmam gerekirse, bu su sizin çeşmenizden aksaydı bir ay sonunda gelecek olan su faturanız milyonu geçmişti. Yani milyar anlamında. Milyonu geçmişti arkadaşlar. Biz bu kadar metreküpü, yani kaç milyar metreküpmüş, 9.320 nokta abo işte öyle bir metreküp suyu her yıl denize akıtıyoruz. Her yıl. Antalya olarak böyle 3 tane var arkadaşlar. Denize akan su. Tatlı su. İçilebilir su yani bu. Biz bunu sulamada kullanıyoruz Antalya'da. Ben Antalya yaşadığım için söylüyorum. Antalya'nın tarım işlerinde kullanıyor. Bahçelerinden geçiyor bu su. Bayağı da bir yol alıyor gerçekten. Lara bölgesinde bir baraj var. O barajda toplanıyor. Daha sonra böyle can suyu adı altında salınıyor. Çünkü ileride de Düden Şelalesi var. Düden Şelalesi'nde de denize akıyor. İşte görsel anlamında. Şimdi Einstein'ın lafını hatırlatmaya kalkarsak, yani dünyada su savaşı olacak diye düşünürsek, peki bizim bu denize akıttığımız suyun ne kadarını biz ihraç ediyoruz diye düşündüm. Öyle bir garip rakamlara ulaştık ki, yani çok ilginç, paketlenmiş su yani 3,5-4 milyon dolar. Yani öyle çok fazla bir şey çıkmadı. Paketlenmiş su işte bu bildiğiniz petlerde olan su. Yani çok büyük bir rakamlara ulaşamadık. 4 milyon, 5 milyon dolar bir şey ulaştık. Ama boru hatlarından giderek, yani boru hattından giden su olarak gönderdiğimiz ülkeler var. Boru hatlarından göndermiş olduğumuz su miktarı daha da düşük gözüküyor. Yani biz burada hesapladığımız 9 milyon bilmem milyar bilmem kaç metreküp suyun 1/4'ünü biz boru hatlarından kardeş ülkelere gönderiyoruz. Bunlardan Türkmenistan, Kırgızistan, yani suya ihtiyacı olan İsrail, Kıbrıs, buralara gönderiyoruz ama bunlarda da gelir çok yüksek değil, ben öyle gördüm. Yani şöyle, bu denize akan aslında bir tür boşa akan suyu değerlendirdiğimiz söylenemez. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'nde paketlenmiş, paket halinde hazır olarak alınan suya 25 milyon dolar yatırıyorlarmış. Arkadaşlar her yıl 25 milyon dolar para yatırıyorlarmış. Yani Arap ülkelerinde gelsin diye. Şimdi kim satıyor bunlara derseniz suyu, çok ilginçtir. Yine komşu ülkeleri satıyor. Biz satamıyoruz. Paketlenmiş suyu Arap ülkelerinde maalesef, benim gördüğüm kadar, yaptığım araştırmaya göre, yanlış da yapmış olabilirim ama satamıyoruz. Öyle gözüküyor. Yani paketlenmiş sudan kastım da işte bu damacanalardan anlamında söylüyorum. Gerçi orada Arap ülkelerin çoğunda çeşmeden su içiliyor. Onun da sebebi şey, arıtma çok iyi. Arıtmadan dolayı içebiliyorlar yani. Ama gel gelelim market, bakkal ya da diğer alışveriş merkezlerinde satılan suyun da 25 milyon 30 milyon dolar civarında olduğu gözüküyor. Aldığım bilgilere göre yani. Biraz yerimizi değiştirdik. Alıcılarınızın ayarıyla oynamayın. Olduğumuz yerde müşteriler geldi. Onlar rahatsız olmasın diye bu tarafa geldim. Biraz daha öne çektim yani. Yani anlatmaya çalıştığımız şu. Biz bu kadar denize akan, yani bize göre boşa akan suyu neden satamıyoruz? Bunu da bilmiş değilim. Yani öğrenmiş değilim, öğrenemedim de yani. Hatta birkaç kişiyle görüştüm ben. Neden hani bu kadar güzel suyumuz var? Su da çok güzel bu arada. Tadı da çok güzel. Kar suyu aslında dağdan geliyor. Yani Toroslardan geliyor. Barajlarda bekletiliyor. Yani dibe de çöküyor aslında.
Biz Antalya'da bazı yetkililere, hatta ASAT denilen yani su ile ilgili olan kısımdaki arkadaşlara iletişime geçmeye çalıştık. Yani aradık da yani bu suyu değerlendirmenin başka bir yolu yok mudur diye. Maalesef kimseden böyle sağlıklı bir bilgi alamadık ama benim de çok merak ettiğim konu bu 9 milyar filan yani metreküp yapan her yıl denize dökülen bu suyu değerlendirmenin başka bir yolu yok mudur diye. İnan bulamadık. Bu artık can suyu denilen bir su haline gelmiş. Yani yukarıdan barajdan salınıp herkesin tarlasını, bahçesini, serasını suladıktan sonra denize akan su. Deli bir rakam. Deli bir rakam. Neden? Şimdi buradan akıp gidiyor, denize dökülüyor. Kimsenin umurunda değil belki ama Arap emirliklerinde, Arap ülkelerinde yani suya hasret Afrika ülkelerinde bilhassa Afrika ülkelerinde metre küpünü getirmek için inanın ki yani bir metre küpü getirmek için 12-14 dolar harcıyorlar. Yani borularla Afrika'nın göl bölgelerinden veyahut da denizi arıtarak su elde ediyorlar. Ve Afrika'nın birçok noktasında sulamada ve içmede kullanıyorlar. Evlerde kullanıyorlar. İşte aynısını Araplar da yapıyorlar. Yani ben mesela Hazal'da Türkmenistan'a gittiğim zaman Hazal Gölü'nü arıttıklarını gördüm. Yani bildiğiniz pompalarla çekiyorlar. Orada oteller bölgesi var Hazal Gölü'nün kenarında. Oradaki arkadaşlar, mesela oradaki insanlar bu suyu eleyerek, süzerek içme ve kullanma yani evlerde ve içmede kullanıyorlar ve otellerde kendi bünyelerinde kullanıyorlar ve musluklar inanılmaz az akıyor. Türkmenistan'da mesela 2 saat su kesintisi gördüm. Yani 2 saat su kesildi. Yani günde 2 saat 2 saat keserek bazı bölgeler su tasarrufu yapmaya çalışıyor. Hele yazın sıcaklarda akşamları saat 4'ten sonra 5'ten sonra suyu kesiyorlar sabah saat 4'e kadar. Sebep tasarruf yapıyorlar. E şimdi böyle suya hasret ülkeler, suya ihtiyaç olan ülkeler, ne bileyim bilemiyorum yani benim düşüncem bu yani bu güzelim bir daha göstereceğim. Güzelim akan suyu boşa akıtmak yani milli bir sermaye gibi geldi bana. Yani milli bir gelir gibi geldi. Doğanın vermiş olduğu gücü de kullanmak insanoğlunun elinde. İşte Amerika'nın petrolü var biliyorsunuz Dallas bölgesinde ya da Texas bölgesinde. Arapların petrolü var. Rusların gazı var. Rusya'da var ya, ben gittiğim için söylüyorum arkadaşlar. Nereye şey vursanız yani ne bileyim böyle 10 metre çukur kazsanız hemen gaz çıkıyor. Adamlar hemen orayı değerlendiriyorlar. Hemen doğalgaza çeviriyorlar. Hemen tesisini kuruyorlar. Yani hatta ben mesela Rusya'da şunu duydum. Bazı yerler varmış işte, örnek veriyorum. Yani evin bahçesinde 5 metrede gaz bulduk. Gelip bakıyorlarmış. Buraya tesis kurmaya değmez diyorlarmış. Üzerini kapatıp gidiyorlar. Yani çünkü her yerden gaz kaynıyor ve herifler bu yüzden dolar milyarderi oldular. Oldular yani. Rusya oldu. Bu videoyu niçin yaptım arkadaşlar? Dünyada suya en çabuk ulaşan ülkelerden biriyiz. Bunu biliyor muydunuz? En çabuk. Yani 20 metrede, 22 metrede, hatta Türkiye'nin bazı noktalarında 12 metrede, 13 metrede su çıkıyor arkadaşlar. Ve doğal kaynaklarımız açısından bakarsan, yani kar suyu gibi doğal kaynaklarımıza bakarsanız su cennetiyiz. Ya da ben Antalya'da yaşıyorum, biz öyle biliyoruz. Çünkü son zamanlarda Konya'daki havzaları duyduk. Hani yuvarlak yuvarlak oluşuyor ya. Bunlar yeraltı sularının çekilmesinden kaynaklanıyormuş. Ve kuraklık bekleniyormuş önümüzdeki 22-23 yani 2022-23 yıllarında. Buna nazaran hala bu suyu, şu gördüğünüz az evvel gördüğünüz suyu, ne bileyim dökmek, denize dökmek bana biraz şey geliyor. Yani saçma geliyor. Ya da doğal güzellik bana öyle geliyor. Ha şelale de tabii ki doğal bir güzellik. O da bir turistik bir mekan. O da bir ihtiyaç ama dünyanın en büyük savaşlarının su savaşları olacağını söyleyen, yani Einstein'a bakarsak adam haklı gibime geliyor. Çünkü Einstein güzel söylemiş, demiş ki yani gün gelecek su savaşı yapılacak dünyada. Haklı. Bu suyu biz de döküyoruz şu anda. Yani değerlendirmek gerekir. Bir de dipnot videonun sonuna koyayım. Yani bu kadar suyu denize döküyoruz, biz hala niye su faturası ödüyoruz onu anlamış değilim. Hakikaten değilim. Çünkü arkadaşlar, maalesef arkadaşlar, Türkmenistan'a gittim, adamların doğalgazı neredeyse bedava. Çünkü doğalgaz cenneti. Neredeyse bedava. Her şeyi doğalgazla bulabiliyor musunuz?
su ısıtması, tüpü, bilmem neyi, her şeyi, her şeyi. Hatta LPG'li araçlar var ya, neredeyse bütün hepsi LPG'li araç olmuş. Çünkü doğalgaz neredeyse bedava. Yani karşılaştırma için söyleyeyim mi? 3 dolara 62 litrelik depoyu fulluyorlar. 3 dolara 62 litrelik aracın deposunu fulluyorlar. Biz burada litresine galiba 4 lira buharlar. Bu videoyu çektiğim zaman 4 lira 5 lira civarında olacak LPG. Yani o zaman biz de bu kadar suyu sokağa, yani caddeye, denize döküyorsak biz niye suya para veriyoruz? Ben onu anlamış değilim. Hadi verdik. Helali hoş olsun. Su kapımıza geliyor. Hani dünyada en ucuz su da bizde gerçi. Doğru da söylemek lazım. İyi de okuma bedeli, geldim gittim bedeli, merhaba bedeli, yok gecikme bedeli, yok sayaç bedeli, yok komşunun suyu bedeli, yok kaçak bedeli. Bunları niye ödüyoruz? Ben bunu anlamış değilim. Yani videonun sonuna bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Doğal cennette yaşıyoruz. Suyumuz bol ama kıymetini bilirsek. Bilmezsek hakikaten bu ülke cennetken cehenneme çevirebiliriz. Doğal güzelliklerin kıymetini bilelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.